Seni muhabbetle selamlıyorum. Ey Adıyaman! Seni gönülden selamlıyorum. Ey Adıyaman! Besni, Çelikan, Gelgel, Gölbaşı, Kahta, Samsat, Sincik, Tut, hepinizi kalpten selamlıyorum. Bu ne yaman bir manzaradır. Allah sizlerden razı olsun. Hanım kardeşlerim, beyefendi kardeşlerim, gençler, bu ne yaman bir manzaradır. Rabbim bu birliğinizi, beraberliğinizi, kardeşliğimizi daim etsin inşallah. Bizlere bu muhteşem coşkuyu, bu muhteşem manzarayı yaşattığınız için Rabbim sizlerden razı olsun. Evet, Oyaman, burası alem düşman kesilir sizi sevdiğim zaman. Varsın kesilsin be. Varsın çekemeyenler olsun. Varsın kıskananlar olsun. Fitne için, nifak için gece gündüz çalışanlar olsun. Sizin şu coşkunuz var ya, sizin şu muhabbetiniz, şu aşkınız, sevdanız var ya, bize işte bu yeter. Bize Allah yeter. Bize millet yeter. Bize işte bu Adıyaman yeter. Rabbim uhuvvetimizi, dayanışmamızı, yol arkadaşlığımızı muhafaza etsin inşallah. Merak etmeyin. Evet Allah. Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. Buraya gelip de, Adıyaman'a gelip de, Adıyaman'da o kutup yıldızlarını, o mübarek zatları yad etmemek olur mu? Hazreti Ebu Zer el-Gıfari, Hazreti Süreka, Hazreti Mahmud el-Ensari, Ebu Sadık Hazretleri, Mahmud Gazi Hazretleri, Abdurrahman Erzincani Hazretleri, Adıyamanlı Büyük Zat Muhammed Raşit Erol Hazretleri, elbette Adıyaman'da makamı olan Hazreti Saffan bin Muattal Hazretleri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerlerine olsun. Allah onlardan razı olsun diyorum. Bakın burada sahabe-i kiramdan Saffan bin Muattal Hazretlerini özellikle hatırlatmak ve hatırlamak istiyorum. Zira Hazreti Peygamber'in aleyhissalatu vesselam hayatı da, onun ashabının hayatı da bizim için ibretlerle dolu. Bildiğiniz gibi Peygamber Efendimiz bir seferden dönerken Hazreti Ayşe validemize iftira atıldı. Münafıklar ümmetin arasına, bilhassa da Hazreti Peygamber'le Hazreti Ebubekir Sıddık arasına nifak sokmaya çalışıyorlardı. Medine'deki Müslümanları birbirine düşürmeye çalışıyorlardı. İffetli bir insana, annemiz Hazreti Ayşe validemize leke sürmeye çalışıyorlardı. İşte Adıyaman'da makamı olan sahabe-i kiramdan Saffan bin Muattal Hazretlerini de bu iftira ile karalamak istediler. Ama Rabbim bu nifakı, bu fitneyi, bu tuzağı darmadağın etti. Ve Nur suresi nazil oldu. Bütün Müslümanlara şunu emretti: o yalan haberi getirenler içinizden bir topluluktur. Siz
onu sizin içinden şer zannetmeyin. Tersine o sizin için hayırdır. Evet, iftira atan iftirasının cezasını çeker. Hiç endişe etmeyin. Namuslu insanlara leke bulaştırmaya çalışan o lekeyi eline yüzüne bulaştırır. Temiz insanlara, temiz kadınlara, temiz erkeklere iffetsizlik hakaretini yapan dünyada da ahirette de lanetlenir. Hiç merak etmeyin. Biz şer zannederiz ama onda hayır vardır. Hak şerleri hayır eyler, zannetme ki gayr eyler, Arif onu seyreler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Şimdi bakın, bize iftira atanlar iftiralarının altında kalıyorlar. Öyle mi? Bize çamur atanlar o çamurun içinde şu anda boğuluyorlar. Bizimle ilgili yalan söyleyenler ve buna susanlar, buna sessiz tepkisiz kalanlar işte şu anda mahcup oluyorlar. Pensilvanya'da bir zat var biliyorsunuz değil mi? Bize iftira atmaya, bize beddualar etmeye, oradan Türkiye'ye fitne sokmaya başladı. 3 ayda maskesi düştü. Foyası meydana çıktı. Rabbim elini ayağını dolaştırdı. İşte böyle mahcup oldu. Ne diyor? Savaş Ay'la bir röportaj yapmış. O röportajında ne diyor? Dinlediniz değil mi? Televizyonlarda dinlediniz değil mi? Ben oraya gönül veren sevgili kardeşlerime söylüyorum. Hala uyanmayacak mısınız? Hala başınızı iki elinizin arasına alıp "Ya Rab, bu ne gafletmiş ya, ben ne yaptım?" demeyecek misiniz? Ne diyor? Cebrail bir parti kursa kusura bakmasın ben onu desteklemeyeceğim diyor. Cebrail parti kursa desteklemem diyen zat şu anda CHP'yi destekliyor. CHP'ye istikamet çiziyor. CHP'yi güya bir kukla gibi idare ediyor. CHP'nin olmadığı yerde de MHP'yi destekliyor. Al birini, vur öbürünü. Farkı var mı? Bakın Adıyaman'da köylere gidiyorlarmış. Ablalar, abiler, size de geldiler mi? Size geldiler mi? Kapıları çaldılar mı? Onlara siz zaten gereğini söylemişsiniz. Benim söylememe gerek var mı? Onlara şunu da söyleyeyim be. Adıyaman hava alanından, havalimanından Adıyaman merkeze hangi yüzde geliyorsunuz? Ya siz, benim kızım başörtülü olarak üniversiteye alınmadığı zaman sizin hocanız başörtüsü Fırat'tır, başörtülerinizi kaldırın atın diyen adam değil mi? Değil mi? Şimdi bu AK Parti iktidarı kızlarımızın başlarının örtülmesinin önünü açtı. Başörtülü olarak üniversiteye girmelerinin önünü açtı. Artık devlet dairelerine başörtülü olarak kızlarımız girebiliyor. Başörtülü başı açık, el ele, kol kola beraberce bu ülkede yaşayabiliyor. Bundan mı rahatsız oldunuz? Onlara şunu söyleyin. Eğer gücünüz varsa gidin partinizi kurun, bizim karşımıza öyle gelin. Ve Pensilvanya'daki zatı da davet edin, o da gelsin partinizin başına geçsin, beraberce Türkiye'de boyunuzun postunuzun ölçüsünü alın. Ya sizin başınızdaki zatın, başınızdaki zatın vatanı burası değil mi? Türkiye değil mi? Amerika mı?
Niye oradan Türkiye'yi karıştırıyor? Eğer dürüstse, doğruysa bu vatanı karıştırmasın, gelsin buraya. Vatanına gelsin. Niye gelemiyor? Yoksa onunla ilgili de yasaklar mı var? Yoksa onunla ilgili de kumpaslar mı var? Niçin gelemiyor diye bir sorun. Kardeşlerim, işte 30 Mart bu oyunu bozmanın tarihidir. Onun için gençler, hanım kardeşlerim, beyler, ne kaldı? Şurada 26 gün. 26 gün gece gündüz demeden çalışmaya var mıyız? Var mıyız? Unutmayın, bu tarih sıradan bir tarih değil. Bu tarih aynı zamanda Kahire'de Esma kızımızın ruhunun da şad edildiği bir tarih olacak. Unutmayın. Çünkü o da bu ülkenin aynen yaşananların özlemi içerisindeydi Kahire'de, Mısır'da. Onlar da bu özlemi çekiyorlardı. Ona nasip olmadı. Ve o şehit edildiği gün babası zindana gitti. Ama o ne dedi? Aynen Said Nursi gibi. Zalimler için yaşasın cehennem. Evet, Adıyaman'da aynı şeyi ben de söylüyorum. Zalimler için yaşasın cehennem diyorum. Kardeşlerim, zulm ile abad olmaz. Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Sevgili kardeşlerim, bunların kardeşliği kaset kardeşliği. Bu Pensilvanya'daki iftira ve fitne şebekesi önce CHP'yi dizayn etti, sonra MHP'yi. Ve üç kafadar bir araya geldiler. Bu arada ne oldu biliyorsunuz değil mi? Bitlis'te 5 parti 1 oldular. Duydunuz mu? CHP, MHP, BBP, DSP ve Demokrat Parti. Hepsinin toplamı ne biliyor musunuz? %7. Kardeşlerim, 40 çürük yumurtadan bir sağlam çürük yumurta olmaz. Olay bu. Onun için Adıyaman diyorum ki sandıkları evvel Allah patlatacak. AK Parti ile gümbür gümbür yeni bir döneme başlayacağız. Şimdi gelirken hamdolsun o cadde boylarında Adıyamanlı kardeşlerimin halini görünce iftihar ettim. Gurur duydum. Adıyaman bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Bakın meydanlara sığmıyor. Adıyaman bu. Bunların sandıktan umudu yok. Bunların milletten teveccüh göremeyeceklerini çok iyi biliyorlar. Onun için iftira ile, montajla, çamur siyasetiyle işi idare etmeye çalışıyorlar. Kardeşlerim, bu Pensilvanya'daki zat CHP Genel Başkanı'nın eline kasetler veriyor. CHP Genel Başkanı da grup toplantılarında Pensilvanya'nın borazanlığını yapıyor. Ve anayasa, yasalara aykırı oldu. Düşünün, bu zata Çarkçı Kemal diyorlar biliyorsunuz. Geçenlerde söyledim, senden dedim bir şey olmaz. Sen zaten kasetle geldin, kasetle de gideceksin. Ve utanmadan, sıkılmadan kalkıyor iftiralarla Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanına çeşitli yalan dolan şeyler söylüyor. Ya sen SSK'nın genel müdürüyken SSK'yı batırdın ya. Biz sigorta hastanesinin kapılarında kuyruklarda rezil olmadık. Sefil olmadık. Ya biz alacak ilaç bulamıyorduk ya.
Öyle mi kardeşlerim? Adıyamanlı öyle mi? Onun için 30 Mart'ta sandıklarda bunlara bizim bir siyasi tokat atmamız lazım. Onun için çok çalışmamız lazım. Rağbete kapılmayacağız. Ben diyorum ki Adıyaman Türkiye'nin bir numarası olsun. Böyle 60-70 değil ha. Daha fazla. Daha fazla inşallah. Adıyaman merkez, ilçeler hep birlikte gümbür gümbür AK Parti demeli. Bunu görmeliyiz. Ve bu Bay Kemal sabah söylediğini öğlen, öğlen söylediğini akşam bizzat kendisi yalanlıyor. 3 yıl önce bir televizyon kanalına çıkmış. Partileriyle ilgili kayıtları eleştiriyordu. Bunları veren savcının bu ülkede hesap vermemesi diye bir olay olabilir mi diye soruyordu. Bu dinleme kayıtlarını kim veriyor? Bunlar gizli değil mi? Soruşturma gizli değil mi? Kim bu savcı diye soruyordu. Bakınız, Milliyet Gazetesi 27 Aralık 2012. Kardeşlerim, bitmedi. Savcı suç işliyor diyordu. Şu anda bu kayıtları yapan, bunları bir yerlere servis eden, bunları internette yayınlatan savcılara aynı CHP Genel Başkanı bugün sahip çıkıyor. Kardeşlerim, CHP Genel Başkanı daha 2 yıl önce yasa dışı dinleme hepimizin tepki göstermesi gereken suç diyordu. Bakınız, bununla ilgili de bir başka şey daha söylüyordu. Çark etmek bunun tabii fıtratında var. O koltuğa kasetle oturdu, şimdi onun bedelini ödüyor. Bu paralel yapı CHP'nin genel merkezini, il başkanlıklarını, milletvekillerini dinlemiş. Ama CHP'nin genel müdürü ağzını dahi açamıyor. Bu paralel yapı MHP il başkanlıklarını dinlemiş. MHP'li milletvekillerini dinlemiş. 450 MHP'liyi dinlemiş ama MHP genel başkanı tek söz söyleyemiyor. İşte buyurun. CHP'nin genel müdürünün başbakanın dinlenmesi çok vahim bir olay diye gazetelere yansıyan Türkiye Gazetesi 27 Aralık 2012. Başbakanın dinlenmesi çok vahim bir olay. Altında ne diyor? Yeniden yargılanmayı da destekleriz diyor. İnanın bugün sorun tam aksini söyler. Niye? Akşam başka, sabah başka. Kardeşlerim, burada da bir şey var. Bu çok enteresan. Ne diyor biliyor musunuz? Cemaat saydamlaşsın diyor. Hürriyet Gazetesi 2 Nisan 2011. Bunu diyen kim? Yine CHP'nin genel müdürü. Akşam başka, sabah başka. Bunlar siyasetçi olur mu ya? Söylüyorum. Gene söylüyorum. Bakınız, bundan ancak İstanbul'un tahte kalesinde kasetçi olur. Kasetçi olur. Bundan başka bir şey olmaz. Orada gitsin bu kaset satsın. Kaset. Çünkü bu SSK'nın genel müdürüyken orayı batırdı. Rahşan Affı ile kurtardı. Eğer Rahşan Affı çıkmasaydı kurtaramayacaktı. Şimdi bunların İstanbul adaylarını gördünüz değil mi? İstanbul'da Trabzonlular gecesinde yuhalanıyor. Çıkarken de oradaki bir vatandaşa yumruk atıyor.
Hiç merak etmeyin. Vatandaş da bunlara sandıkta yumruğu vuracak. İstanbul bu karikatür siyasetçilere sandıkta yumruğunu vuracak. Trabzon aynı şekilde. Adıyaman aynı şekilde. Tüm Türkiye o yumruğun hesabını 30 Mart'ta sandıkta soracak. Sandıkta. Şunu bilmenizi istiyorum sevgili kardeşlerim. Bütün Türkiye'nin bunu bilmesini istiyorum. Kurdukları tuzak artık bozuldu. CHP'nin, MHP'nin, Pensilvanya'nın, onlarla birlikte medyanın, iş çevrelerinin kurdukları tuzak artık alt üst oldu. Ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Dediler, darbe yapalım. Sandıksız hükümeti devirelim dediler. Ayakları dolaştı. Tökezlediler. Ama şimdi bunun hesabını verecekler. Ve millet sandıkta bunun hesabını soracak. Ardından hukuk yoluyla da biz hesabını soracağız. Kardeşlerim, Türkiye'nin kutlu yürüyüşünü kimse durduramayacak. Hiç endişeniz olmasın. Kimse durduramayacak. Bakınız, aradık, sorduk, diktatörü bulduk. Ey CHP, diktatör senin içinde ya. Kim? İnönü. İnönü. İşte İtalya'da biliyorsunuz orada Nazi, faşizm onlar iktidar olduğunda onları ilk tebrik edenlerden olmuştur. Ve öyle ki bunlar Dersim'de katliamın baş sorumlusudur. Ve katliamın baş sorumlusu olduğu halde bugün kalkıp da bu CHP'nin genel müdürü Dersimli olduğu halde orayla ilgili bir kelime edebiliyor mu? Hiç duydunuz mu? Edemez. Edemez. Çünkü onu söylemeye başladığı anda bataklığa batacak, bunu biliyor. Değerli kardeşlerim, hanım kardeşlerimizi burada biraz rahatsız ediyoruz. Aman dikkat. Ezilenler mezilenler olur, dikkat. Lütfen. Lütfen dikkatli olun. Şimdi bakın sevgili Adıyamanlar. Adıyaman her zerresiyle bir kardeşlik şehri. Adıyaman Türkmenlerin, Kürtlerin, Zazaların, Arapların, Sünnilerin, Alevilerin bir beraber İri, kardeş olarak, diri olarak, Türkiye olarak bir arada yaşadığı şehir. Onun için ne diyoruz? Tek millet. Tamam? Tek millet. Tamam? Tek millet diyoruz. İki, diyoruz ki tek bayrak. Burada bir endişemiz var mı? Bayrağımızın rengi şehidimizin kanı. Hilal bağımsızlığımızın ifadesi. Yıldız şehidimizin sembolü, simgesi. Ve biz bayrağımızın dışında bir bayrak düşünmüyoruz. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. O da 780 bin kilometre kareyle tek vatan. Batıda ne varsa Adıyaman'da da o olacak. Erzurum'da da o olacak. Trabzon'da, Rize'de, Artvin'de de o olacak. 780 bin kilometrede her şey olacak. Şimdi 10 yıl önce deseydiler ki Adıyaman'da modern bir havalimanı olacak. İnanır mıydınız? Peki şimdi oldu mu? Adıyaman'dan havalimanına, havalimanından buraya nasıl? Yollar nasıl? Ah ah. Şöyle 15 yıl önce ben buralara geldiğim zaman kasaba gibiydi be. Ama elhamdülillah şimdi artık burası şehir oldu. Yeterli mi? Değil.
daha güzel olacak. Hamdolsun. Doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle tek vatan. Ve geliyorum dördüncüsüne. Ne o? Tek devlet. Biz devlet içinde devlet, paralel devlet asla böyle bir şeye müsaade etmeyiz. Ve bunları ininden çıkaracağız. Devlet içinde yapılanları çıkaracağız. Asla bu devletin bütünlüğünü, birliğini bozamayacaklar. Bozmaya çalışanlar gereken dersi, gereken cevabı hukuk içinde alacaklar. Hiç merak etmeyin. Kardeşlerim, elhamdülillah Rabia. Tamam. İnşallah bu dört Afyonkarahisar'dan yola çıkarken ilkelerimizdi. İşte bununla yola devam ediyoruz. Kardeşlerim, bir şey söyleyeceğim. Bakınız, bizim şu ana kadar Adıyaman'a yaptığımız toplam yatırım ne biliyor musunuz? 3,5 katrilyon. 3,5 katrilyon. Niye? Ya bizim Adıyaman'a sevdamız var be. Adıyaman'a aşkımız var, aşkımız. Kardeşlerim, bunları yeterli görmüyoruz, daha iyisi olacak. Eğitimde olacak, sağlıkta olacak, Adalet Sarayı'yla, Emniyet Sarayı'yla olacak, ulaşımda olacak, enerjide olacak, her şeyde. Kardeşlerim, bütün bu adımları atarken inşallah çok daha güzel günler önümüzde. Bunu özellikle bilmenizi istiyorum. Bakınız, az önce bu coşku bana bir şey unuttu. 3,5 değil, yapılan yatırım ne biliyor musunuz? Şimdi size kalem kalem söyleyeceğim. 6,3 katrilyon. 6,3 katrilyon. Kardeşlerim, bütün bu adımları atarken çok daha modern bir Adıyaman için bu adımları attık. Ve atmaya devam edeceğiz. Şu anda değerli kardeşlerim, bu adımların atılmasında emeği geçen çok kardeşlerim var. İşte sizler şu kardeşliği bize gösterdiniz. Bu kardeşlikle beraber Adıyaman'ın geleceğine sizler farklı bir işaret koydunuz. Bundan dolayı bizim size olan sevdamız çok farklı. Kardeşlerim, bu adımları atarken özellikle Adıyaman'daki bu kardeşliği, bu hoşgörüyü görünce farklı düşünmemiz mümkün değil. Bakınız, barışı, kardeşliği, huzuru Türkiye'nin 780 bin kilometresinde hakim kılmak istiyoruz. Kardeşlerim, bir yıldır Allah'a hamdolsun artık şehitler gelmiyor. Terörle çok önemli gelişmeler var. Terör artık son buluyor. Birliğimizi, beraberliğimizi tehdit etmeye kalkışanlara karşı Adıyaman dik durdu, dik duruyor. Siz teröre geçit vermediniz. Allah'ın izniyle vermeyeceğinize inanıyorum. Çünkü siz bu ülkede Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle bir ve beraber oldunuz. Yaradılanı Yaradan'dan ötürü sevdiniz. Kardeşlerim, artık silahlar değil, siyaset konuşuyor Adıyaman'da ve Türkiye'de. İşte bunun adımları atılıyor. Kardeşlerim, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmalarına ara vermeden önce milletimize sözümüz olan yeni demokratikleşme paketini çıkardık. Yasa genel kurulda görüşüldü, oylandı ve Cumhurbaşkanımıza gitti. Türkiye'yi daha da rahatlatacak adımlar attık. Tarihi nitelikte reformlar yaptık. Kardeşliğimizi daha da güçlendirecek, birliğimizi pekiştirecek düzenlemeleri getirdik. Siyasi partiler artık ülkemizin farklı bölgelerinde kullanılan dil ve lehçelerde
propaganda yapabilecek. Bunun önünü açtık. Hanım kardeşlerim, oralarda bayılan filan mı var? Böyle yelpaze gibi sağa sola dalgalanmalar oluyor. Endişeleniyorum. Yoksa gösteri mi yapıyorsunuz? Siyasi partilerde isteyenler için eş başkanlık sistemini getirdik. Beldelerde teşkilat kurma zorunluluğunu kaldırdık. Siyasi partilere devlet yardımı için genel seçimlerde almaları gereken oy oranını %7'den 3'e çektik. Toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yeniden düzenledik. Hakları genişlettik. Çıkardığımız yasayla özel okullarda farklı dil ve lehçelerde eğitim imkanını getiriyoruz. Çok önemli bir düzenleme yaptık. Eğitim ve öğretim hakkını engelleyenlerin cezasını artırıyoruz. 2 yıl ile 5 yıl arası hapis cezası getiriyoruz. Senin başörtün var, senin sakalın bıyığın var diye hiç kimse okulundan kovulamayacak. Kapıdan döndürülemeyecek. Aynı şekilde vatandaşın kamu hizmetlerinden yararlanmasını engelleyenlerin de cezasını artırdık. Devlet dairesinde sen Türksün, sen Kürtsün, sen Alevisin, Sünnisin, sen başörtülüsün diye bir engelleme yapan olursa ona ağır cezalar getiriyoruz. Din ve vicdan hürriyetini engelleyene ceza getirdik. Ayrımcılık ve nefret suçuyla mücadeleyi yoğunlaştırdık. Köy isimlerinin değiştirilmesini, eski köy isimlerinin yeniden alınmasını kolaylaştırıyoruz. Kurban derisinin toplanmasında tek eli kaldırdık. Türk Ceza Kanunu'ndaki şapka giymeyenlere, bazı harfleri kullananlara verilen cezayı kaldırdık. Giyim kuşamada, klavyelere de özgürlük getirdik. Evet, bunlar devrim niteliğinde reformlar. İlk defa bugün Adıyaman'da açıklıyorum. Bunlar Türkiye'de engelleri, anlamsız yasakları kaldıran, ayrımcılığın, nefretin önüne geçen tarihi nitelikte reformlar. Bunların hepsinin hayırlı olmasını diliyorum. Bu reformların ülkemiz, milletimiz 77 milyon için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Çok daha fazlasını yapacağız. İşte bu çetelerle, örgütlerle mücadele ederek, tüm engelleri aşarak kardeşliğimizin, birliğimizin önündeki engelleri, bariyerleri tek tek geride bırakarak inşallah istikbale yürüyeceğiz. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Beraber olacağız. Birlikte Türkiye olacağız. Sevgili kardeşlerim, sevgili Adıyamanlılar, 30 Mart'ta Adıyaman'da çok farklı bir sonuç. Buna hazır mıyız? Rekorların şehri Adıyaman, 30 Mart'ta yeni rekor bekliyoruz. Buna hazır mıyız? Tüm ilçelerde Adıyaman inşallah sandıkları patlatacak. Ancak bir şeye özellikle dikkatlerinizi çekiyorum. Partimizden aday olmayan bazı kardeşlerimiz ilçelerde ben seçileceğim, AK Parti'ye geçeceklerini ifade ediyorlar. Bu yolla oy istiyorlarmış. Kardeşlerim, bunlara aldanmayın. Bunlara aldırmayacağız. AK Parti'nin adayları AK Parti'den seçime girerler. Mührü biz AK Parti'ye basıyoruz. Hiçbir iddiaya, hiçbir yalana kulak asmıyor. AK Parti'de bütünleşiyoruz, birleşiyoruz. Değerli kardeşlerim, bize eser siyaseti yaptık. Türkiye'nin diğer 80 vilayetiyle birlikte Adıyaman'ımıza çok büyük hizmetler, çok büyük yatırımlar kazandırdık. İşte Çetintepe Barajı, temelini geçtiğimiz Eylül ayında attık. Bu önemli projenin sadece birinci safhasıyla yaklaşık 60 bin dönümden fazla araziyi sulamaya açıyoruz.
projenin ikinci merhalesinin yapımı ile Adıyaman, Gaziantep ve Kahramanmaraş il sınırları içerisinde 700 bin dönümden fazla araziyi sulamaya açacağız. Bir başka önemli proje Koçali Barajı. Kardeşlerim, mazisi eski. Koçali Barajı içinde gerekli adımları attık. Koçali Barajı'yla değerli kardeşlerim, inşallah yaklaşık 178 bin dönüm araziyi sulayacağız. 120 milyon kilowatt saat enerji üreteceğiz. Bu projeyi de inşallah kısa zamanda hayata geçiriyoruz. Şimdi sırada Besni ve Gömükhan barajları var. Şu anda proje çalışmaları yapılıyor. Tamamlanır tamamlanmaz inşaata başlıyoruz. Bu barajlar tamamlandığında Adıyaman'ın toprakları daha fazla suyla buluştuğunda inşallah buradaki işsizlik de çok ciddi manada düşecek, sorun olmaktan çıkacaktır. Kardeşlerim, şimdi önemli bir yere geliyorum. Nedir o? İnşallah tahta artık nasip olursa seçim sonrasında yapacağımız ziyaretlerde. Şimdi buradan ben Kırıkkale'ye yetişeceğim. Kırıkkale'de de bizleri bekliyorlar. Adıyaman, Diyarbakır arasındaki trafiği rahatlatacak olan Nisibi Köprüsü'nün biliyorsunuz inşası hala sürüyor. Bu köprü Adıyaman-Diyarbakır ulaşımını kolaylaştırmanın yanında bölgenin turizmine de önemli katkı sağlayacak. Atatürk Baraj Gölü üzerinde inşa ettiğimiz Nisibi Köprüsü'nü inşallah bu yıl içinde tamamlayıp trafiğe açıyoruz. Kardeşlerim, şimdi 6,3 katrilyon liralık yatırım yaptık dedim. Enerjide ne yaptık biliyor musunuz? 939 trilyon. Ulaştırma ve haberleşmede 587 trilyon. Eğitimde 388 trilyon. Sağlıkta 291 trilyon. Aile ve sosyal politikalarda 658 trilyon. Toplu konutta 447 trilyon. Kültür ve turizmde 60 trilyon liralık yatırımı Adıyaman'la buluşturduk. Kardeşlerim, eğitimde yavrularımız artık kitaplarını ücretsiz alıyor mu? Ah kardeşlerim, ah. Kitap bulamazdık kitap. Adıyaman Üniversitesi'ni biz kurduk mu? Daha önce Adıyaman'a bir üniversite layık gördüler mi? Biz yaptık. Öğrencilerimiz 45 lira burs alıyorlardı. Şimdi beslenme yardımıyla beraber 500 lira. 300 lira burs, 200 lira da beslenme yardımı 500 lira. Yavaş yavaş olacak. Her şey bir anda olmuyor biliyorsunuz. Yani kutlu bir doğum 9 ay 10 günde oluyor. 6 ayda olmaz. 7 ayda olmaz. Allah göstermesin. Sağlıksız olur. Olacak. Güçlendikçe bunların hepsi halli olacak. Bakınız, Adıyaman'a 1203 yeni derslik inşa ettik. Okullarımıza 10 bin bilgisayar gönderdik. 730 okula internet bağlantısı yaptık. Fatih projesi çerçevesinde 897 sınıfa etkileşimli tahtayı kurduk. Ve bilgisayarlar, tablet bilgisayarlar dağıtılmaya başlandı. Adıyaman Üniversitesi'ne 7 fakülte, 5 meslek yüksekokulu, 2 yüksekokul, 1 devlet konservatuarı, 2 enstitü açtık. Bugün Adıyaman Üniversitesi'nde 15 bin öğrenci öğretim görüyor. Kardeşlerim, sağlıkta hastanemiz bitti mi? Modern bir hastaneyi elhamdülillah biz Adıyaman'ımıza kazandırdık. 400 yataklı bir hastane. Artık sağa sola gitmenize gerek kalmayacak.
Şu anda donanımları bitmek üzere ve kısa zamanda da inşallah hizmetinize sunacağız. Kardeşlerim, hastanelerimize her türlü aracı getirdik. Kardeşlerim, istediğin hastaneye gidebiliyor musun? İstediğin eczaneden ilacını alabiliyor musun? Yatağa bağlı olan hastalarımızın ayağına doktor gönderiyoruz. Evlerinde bakım ve tedavilerini yaptırıyoruz. Adıyaman'da 1700 hastanın evde bakım ve tedaviden yararlanmasını sağladık. Toplu konutta Adıyaman'a 3463 konut inşa ettik. Adıyaman, Gölbaşı ve Kahtağ Adalet Saraylarını tamamladık. Değerli kardeşlerim, Adıyaman'da 23 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 165 kilometreye çıkardık. Ve Adıyaman Havalimanı'na eskisinin 20 kat büyüklüğünde bir terminal binası ve iki kule yaptık. Pisti genişlettik. Havalimanı'nın 2005'te 7 bin olan yolcu sayısı şu anda 100 bini aştı. İnşallah Adıyaman İl Merkezi'nin 2020 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacını karşılayacak yatırımı yaptık. Adıyaman GAP kapsamında şanslı 9 ilimizden biri. Ülkemizin en büyük kalkınma projesinden Adıyaman'da nasibini alacak. Ne diyorsunuz, bitirelim mi? Bitirelim mi? Rahmet geldi. Bu rahmet Adıyaman'a rahmet. Sizinle beraber daha güçlü inşallah. Kardeşlerim, inşallah atılan bu adımlarla, atılacak bu adımlarla 230 milyar dolardan aldığımız milli geliri 800 milyar dolara çıkardık. Kardeşlerim, bu CHP'nin, bu MHP'nin geçmişi kirli. Bunlar soydular, soğana çevirdiler. Ve biz geldiğimizde Ziraat Bankası'nı batırmışlardı. Halk Bankası'nı batırmışlardı. Vakıf Bank batmıştı. Şimdi ise bu bankalarımız güçlü. Elhamdülillah. Çiftçimiz Ziraat Bankası'ndan %59 faizle kredi alıyordu. Şimdi %5. Halk Bankası %46 faizle kredi veriyordu. Şimdi %5. Biz buyuz. Kardeşlerim, memur ve işçi 13,5 katrilyon devletten alacaktıydı. Biz ödedik. Konut edindirme yardımı altında işçi ve memurdan, değerli kardeşlerim, 3,5 katrilyonu biz ödedik. IMF'ye borç vardı. 23,5 milyar dolar. Biz ödedik. Bitti. Merkez Bankası'nın rezervi 27,5 milyar dolardı. Şimdi 124 milyar dolar oldu. Kardeşlerim, artık herhalde şöyle bir nokta koyalım. Ama ben sizden bir ricada bulunacağım. Hanım kardeşlerim, gençler, beyler, bir ricada bulunacağım. 26 günümüz var. 26 gün. Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Ve seçim günü sandıklara hakim olmaya var mıyız? Sandık müşahitlerine çok önemli görev düşüyor. Sandıklara hakim olacağız. Bunların hilelerine fırsat vermeyeceğiz. Şarkımıza var mıyız? Kardeşlerim, önce şimdi iki dönem Adıyaman milletvekilimiz. Çalışma arkadaşım. Hüsrev Kutlu kardeşimi ben sizlere emanet ediyorum. İnşallah bu seçimlerde Adıyaman'dan inanıyorum ki Hüsrev Kutlu kardeşim çok daha güçlü bir şekilde çıkar ve Adıyaman'a arzulanan, beklenen hizmetleri daha ileri seviyelere taşıyarak bu yolculuğa devam edecek. Durmak yok, yola devam dedi. Durmak yok.
kardeşlerim. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bize her şey sizi hatırlatıyor. Bize her şey sizi hatırlatıyor. Bize her şey Adıyaman'ı hatırlatıyor. Seni muhabbetle selamlıyorum ey Adıyaman. Seni gönülden selamlıyorum ey Adıyaman. Besni, Çelikan, Gelgel, Gölbaşı, Kahta, Samsat, Sincik, Tut, hepinizi kalpten selamlıyorum. Bu ne yaman bir manzaradır. Allah sizlerden razı olsun. Hanım kardeşlerim, beyefendi kardeşlerim, gençler, bu ne yaman bir manzaradır. Rabbim bu birliğinizi, beraberliğinizi, kardeşliğimizi daim etsin inşallah. Bizlere bu muhteşem coşkuyu, bu muhteşem manzarayı yaşattığınız için Rabbim sizlerden razı olsun. Evet, Oyaman, burası alem düşman kesilir sizi sevdiğim zaman. Varsın kesilsin be. Varsın çekemeyenler olsun. Varsın kıskananlar olsun. Fitne için, nifak için Diyaman'da makamı olan Hazreti Saffan bin Muattal Hazretleri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerlerine olsun. Allah onlardan razı olsun diyorum. Bakın burada sahabe-i kiramdan Saffan bin Muattal Hazretlerini özellikle hatırlatmak ve hatırlamak istiyorum. Zira Hazreti Peygamber'in aleyhissalatu vesselam hayatı da, onun ashabının hayatı da bizim için ibretlerle dolu. Bildiğiniz gibi Peygamber Efendimiz bir seferden dönerken Hazreti Ayşe validemize iftira atıldı. Münafıklar ümmetin arasına, bilhassa da Hazreti Peygamber'le Hazreti Ebubekir Sıddık arasına nifak sokmaya çalışıyorlardı. Medine'deki Müslümanları birbirine düşürmeye çalışıyorlardı. İffetli bir insana, annemiz Hazreti Ayşe validemize leke sürmeye çalışıyorlardı. İşte Adıyaman'da makamı olan sahabe-i kiramdan Saffan bin Muattal Hazretlerini de bu iftira ile karalamak istediler. Ama Rabbim bu nifakı, bu fitneyi, bu tuzağı darmadağın etti. Ve Nur suresi nazil oldu. Bütün Müslümanlara şunu emretti. O yalan haberi getirenler içinizden bir topluluktur. Siz onu sizin içinden şer zannetmeyin. Tersine o sizin için hayırdır. Evet, iftira atan iftirasının cezasını çeker. Hiç endişe etmeyin. Namuslu insanlara leke bulaştırmaya çalışan o lekeyi eline yüzüne bulaştırır. Temiz insanlara, temiz kadınlara, temiz erkeklere iffetsizlik hakaretini yapan dünyada da ahirette de lanetlenir. Hiç merak etmeyin. Biz şer zannederiz ama onda hayır vardır. Hak şerleri hayır eyler, zannetme ki gayr eyler, arif onu seyreler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.
Şimdi bakın, bize iftira atanlar iftiralarının altında kalıyorlar. Öyle mi? Bize çamur atanlar o çamurun içinde şu anda boğuluyorlar. Bizimle ilgili yalan söyleyenler ve buna susanlar, buna sessiz tepkisiz kalanlar işte şu anda mahcup oluyorlar. Pensilvanya'da bir zat var, biliyorsunuz değil mi? Bize iftira atmaya, bize beddualar etmeye, oradan Türkiye'ye fitne sokmaya başladı. 3 ayda maskesi düştü. Foyası meydana çıktı. Rabbim elini ayağını dolaştırdı. İşte böyle mahcup oldu. Ne diyor? Savaş Ay'la bir röportaj yapmış. O röportajında ne diyor, dinlediniz değil mi? Televizyonlarda dinlediniz değil mi? Ben oraya gönül veren sevgili kardeşlerime söylüyorum. Hala uyanmayacak mısınız? Hala başınızı iki elinizin arasına alıp "Ya Rab, bu ne gafletmiş ya, ben ne yaptım?" demeyecek misiniz? Ne diyor? Cebrail bir parti kursa kusura bakmasın, ben onu desteklemeyeceğim diyor. Cebrail parti kursa desteklemem diyen zat şu anda CHP'yi destekliyor. Gece gündüz çalışanlar olsun. Sizin şu coşkunuz var ya, sizin şu muhabbetiniz, şu aşkınız, sevdanız var ya, bize işte bu yeter. Bize Allah yeter. Bize millet yeter. Bize işte bu Adıyaman yeter. Rabbim uhuvvetimizi, dayanışmamızı, yol arkadaşlığımızı muhafaza etsin inşallah. Hiç merak etmeyin. Evelallah. Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. Buraya gelip de, Adıyaman'a gelip de, Adıyaman'da o kutup yıldızlarını, o mübarek zatları yad etmemek olur mu? Hazreti Ebu Zer el-Gıfari, Hazreti Süreka, Hazreti Mahmud el-Ensari, Ebu Sadık Hazretleri, Mahmud Gazi Hazretleri, Abdurrahman Erzincani Hazretleri, Adıyamanlı Büyük Zat Muhammed Raşit Erol Hazretleri, elbette